Girişimcilerin YouTube kanalı Bir Fikrim Mi Var'a hoş geldiniz. Ben Fuat Sami ve bugün sizlere girişimciliğin en önemli konularından birini açıyoruz. O da sermaye ihtiyacınız var, bir fikriniz var veya bir yatırımcısınız, bir fikre yatırım yapacaksınız. Ama orada risklerinizi minimize edecek aslında devletimizin size sunduğu yüz binlerce liralık teşvikler var. Biz bunlarla ilgili birçok videolar yaptık ve bize gelen hep yorumlar daha da detaya inindi. Sektörel bazda ve bugün yılda 2 milyon dolara kadar teşvikler olan aslında ihracat teşvikleri kategorisinde sağlık sektörü odaklı farklı farklı teşvikler var alabileceğiniz özellikle sağlık turizmi. Bizi izleyen doktorlar, diş hekimleri, Aynen, sağlık kuruluşları, e, hastaneler, gelebilecek sağlık ya, bu arada Ramazan Bey artık tanıyorsunuzdur WRM firmasından. Bu konunun duayenlerinden biri ülkemizde en çok bir nevi kilometresi olan kişilerden biri ve bugün ülkemizin gerçekten son dönemde lokomotif sektör olan sağlık sektörü ve sağlık turizm sektörü üzerine aslında alabileceğiniz yılda 2 milyon dolarlık teşvikleri sizlere açacağız. Belki o alanda bir girişim de yapmayı düşünebilirsiniz. O yüzden sağlık sektörüyle şu anda çok ilgili değilim bile deseniz mutlaka dinleyin çünkü inanılmaz teşvikler var. Ve hemen başlayalım. Öncelikle bu yılda 2 milyon dolar dediğimiz ihracat teşviği kimler alabiliyor? Şimdi burada iki farklı yapı var destekten yararlanabilecek. Birincisi sağlık kuruluşları. Sağlık kuruluşları dediğimiz zaten Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hastaneler, klinikler, poliklinikler, muayenehaneler bunlar zaten sağlık kuruluşu niteliğinde yani Onlar Sağlık otomatik Bakanlığı otomatik başvurabilir. Evet yetkilendirdiği kuruluşlar ama bunların da başvuru yapabilmesi için bir şart var. Sağlık Turizmi yetki belgesi alınması gerekiyor ama sağlık kuruluşları zaten bu belgeyi alabiliyorlar. Bir de bunların dışında biz bir girişimciyiz. Bu sektörde faaliyet göstermek istiyoruz. Hastane mi olmamız lazım? Ne bileyim bir poliklinik mi olmamız lazım? Hayır buna gerek yok. Bir girişimci olarak da biz sağlık turizmi işi yapabiliriz. Aslında size bu videoda resmen başka Aynen. bir sektörün kapısını açıyoruz. Tabii. Ve çok güzel bir sektör, büyüyen bir sektör. Girişimciler için bence ilgi çekici bir sektör. Sağlık turizmi alanında Türkiye çok hızlı bir şekilde pazar Türkiye'de pazar büyüyor. Çünkü Türkiye'de hem kaliteli hem Avrupa'ya nispetle daha uygun fiyatlı tedavi yöntemleri var. Hem çok kaliteli doktorlarımız var, çok kaliteli hastanelerimiz var. Ama bununla beraber fiyat anlamında kıyas ettiğinizde Avrupa'nın birçok noktada yarısı fiyatında, üçte biri fiyatında tedavi imkanları var. Dolayısıyla burada bu pastadan yararlanmak isteyen her girişimci de bir sağlık turizmi şirketi kurarak bundan yararlanabilir. Sağlık turizmi şirketi dediğimiz nedir ve destekten yararlanması için hangi şartları haiz olması lazım? Bir defa burada özel bir madde var. Sağlık turizmi işini yapabilmemiz için şirketimizin ana sözleşmesinde sadece sağlık turizmi işi olacak ve bunu ünvanımızda da belirteceğiz. Yani önceden olduğu gibi hani şirketler kurulurken işte e, ne bileyim eee turizm, otelcilik, ormancılık, dış ticaret her şey yazılırdı. Sağlık turizmi desteklerinden yararlanacaksak sadece ana sözleşmemizde sağlık turizmi olacak. Bu bir. Unvanımızda yani da bunu orada kullanacağız. Orada şunu düzeltelim. Daha önce teşvik konusunda yapım şirketi, bilişim şirketi tarafında NACE kodunu değiştirseniz, evet. Ünvanda bazı değişiklikler yaparsanız aslında elinizdeki bir şirket de yapım şirketine dönüşüp bazı teşviklerden faydalanıyor. Ama sağlık turizminde anladığım Duyun kadarıyla baya ya yani elinizde bir şirket yine olabilir. Evet. Ama resmen ana sözleşmesini Bu tamamen yok edip yeni bir ana sözleşmesi evet, ve ünvanını da ona aynen. göre ayarlamanız gerekiyor ve başka hiçbir iş yapamıyorsunuz. Aynen öyle, doğru. Bu yeterli mi? Bu da yeterli değil. İkinci aşamada da. E, bir e, seyahat ajantası belgeniz olması gerekiyor. Bu zor bir şey mi? Bu, bu zor bir şey değil. Bunu da e, Türkiye'deki yetkili kuruluştan, TÜRSAP'tan bu belge alınabiliyor. Seyahat ajantası belgesi. Bununla ilgili de aracı kuruluşlar var. Yardımcı oluyorlar. Bu belge alınabilir ya da belgesi olan şirketler bazen bu belgelerini satabiliyorlar, yetki belgelerini. O belgeler de alınabilir. Bu belgeyi aldıktan sonra bir de son aşama sağlık turizmi yetki belgesi almamız gerekiyor Sağlık Bakanlığı'ndan. Hmm. Bu da zor bir şey değil, alınabilir. Tabii bunların şartları var. Hani biraz daha detaya girecek olursak ne gibi şartlar var? Bir defa şöyle özel şartlar var. Web sitemiz en az bir yabancı dilde web sitemiz olması gerekiyor. Ya da işte mümkünse 2-3 yabancı dilde web sitemiz olması gerekiyor. Zaten İngilizce web sitesi yoksa bu çabaya Aynen çağda zaten bu e, bu işi yapmanın da bir hiç anlamı yapma yok. Dahi. Artı e, yabancı dil noktasında kendisini ispatlamış bunu belgelendirmiş bir çalışanımız ya da şirket ortaklarından birinin belgelendirmesi gerekiyor. Belgelendirme derken şöyle TOEFL sınavı olabilir, GDS sınavı olabilir. Devletin kabul ettiği yabancı dil sınavlarından bir tanesinde belirli bir seviyenin üzerinde dil bildiğinizi ispatlamanız gerekiyor. E tamam bu tarz şirkete şartlar de belki var. bir bu belgeleri olan bir tercüman personel bir şey almak gerekecek. Aynen. Zaten. Ki zaten o tercümanın ya da personelin maaşı da destekleniyor. Şimdi ona geleceğiz yani. Bunları sağladıktan sonra e, yurt dışından Hastayı getirip Türkiye'de tedavisini yaptırıp gönderebiliriz. Bu süreci yönet yönetirsek sağlıkta bir şey yapmış yani. Oluruz. Aslında şu anlattığınız süreç belki bir 1-2 aylık biraz belge toplama Hı -hı. Tabii, tabii. işte bakanlıkla görüşme. Aynen. Bunu ben kendi şirketimin de yapım şirketi belgeleri alırken Hı -hı. de uğraştım. Aynen doğru. Ee, bunlar 1-2 aylık bir uğraş. Aynen, Ama sonunda öyle. bir değer yaratıyorsunuz Kesinlikle. aslında yani evraklarla, Aynen. sertifikasyonlarla bir değer. Aynen. Peki bunu yarattık. Hı, -hı. Ne, bu 2 milyon doları şimdi keyifli kısma Aynen. gelelim, bir listeleyelim. Nelerden gelelim. yararlanıyoruz? Birincisi daha önceki videolarımızda da hatırlayacaktır izleyicilerimiz. 50 bin dolarlık marka tescil desteğimiz yine burada da geçerli. Yani markamızın yurt dışında korunmasına yönelik 50 bin dolara kadar %50 oranında destekten yararlanabiliyoruz. Burada çok kullanılan bir destek var rapor desteği diğer sektörlerde de kullanılıyor ama bilhassa sağlık turizmi sektöründe çok daha fazla kullanılıyor. Yurt dışına yönelik pazar araştırması özellikle bu anlamda herhangi bir danışmanlık firmasından rapor hizmeti alabiliriz. Bu da 200 bin dolara kadar destek kapsamında dediğim gibi genellikle sağlık turizmi yapan şirketlerin en çok kullandığı başlıklardan birisi bu. İkincisi danışmanlık desteği. Pazara girişle ilgili, pazar yapısıyla ilgili, yine pazarlama stratejileriyle ilgili danışmanlık firmalarıyla çalışabiliriz. Bunlarla ilgili de 200 bin dolar destek alabiliriz. Bir diğer önemli başlık, sağlık turizminde bu çok önemli bir nokta. Genellikle sağlık turizmi şirketleri ya da hastaneler yurt dışından hasta getirirken iki yol izliyorlar. Birincisi ya kendileri doğrudan orada bir ofis açıyorlar yani ön tanı merkezi ya da orada bir şirketle anlaşıyorlar, o şirket ajanta pozisyonunda olarak buraya hastaları yönlendiriyor. İlk e, ön tanı orada yapılıyor, akabinde e, o hastanın raporlarına göre burada tedavi süreci belirlenip hasta Türkiye'ye gönderiliyor. İkisi de destek kapsamında. Eğer kendiniz ön tanı merkezi açarsanız 120 bin dolar kira desteğinden yararlanırsınız e, ile çalışıyorsanız 100.000 bin dolar ajanta komisyon desteğinden yararlanırsınız. İkisi de varsa ikisinden de aynı anda yararlanırsınız. O noktada da sıkıntı yok. Yani siz sağlık turizm şirketini kurduğunuz zaman bir hedef ülke Belirleyip, belirleyip hatta birkaç hedef ülke evet, yani evet, yılda 120 bin dolar kira desteği demek ayda 10 bin dolar Destek demek. Destek yani %60'ı, %70'i gibi. Aynen. Yani aslında siz birkaç yerde ofis açabilirsiniz. 2-3 bin dolar kirası olan hepsinin %60'ları geri gelir. Hatta erişemediğiniz bölgelere de acenteler size birilerini yollayınca onları ödediğiniz komisyonun evet. da %50'sini devlet size geri ödüyor. Aynen öyle. Yani aslında bir nevi sıfır maliyetle. Peki personel kısmı? Personel, Personel kısmında ne gibi de? Personel kısmında şöyle burada en önemli ihtiyaçlarımızdan birisi hasta yurt dışından geldiğinde bunu karşılayacak burada yabancı dil bilen personellere ihtiyacımız var. Bu noktada yabancı dil bilen personellerle ilgili de 50 bin dolar %50 oranında maaş desteğimiz var Kaç ya da kadar bu? iki personel için kullanabiliyoruz ya da bu hizmeti dışarıdan satın alıp tercümanlık desteğinden yararlanabiliyoruz. Yani 50 bin dolar. 50 bin dolar. Ya burada iki durum söz konusu. Birincisi biz personeli kendi bünyemize alıp çalıştırabiliriz. Bununla ilgili 50 bin dolar maaş desteğinden yararlanırız. İkincisi personeli çalıştırmayız. Tercümanlık hizmetini dışarıdan bu hizmeti sağlayan şirketler var. Örnek veriyorum siz bir şirketle anlaşıyorsunuz. Diyorsunuz ki genellikle de böyle de bir uygulama söz konusu şu anda. Her dili bilen personeli bulunduramıyorsunuz bünyenizde. Bu maliyetli bir iş. Bunu bulunduran firmalar var. Siz diyorsunuz ki ben senden hangi dili istersem o dildeki personeli bana şu gün şu saatte göndereceksin. Bir kafile gelecek. Havalimanına hasta geliyor. Aynen. Arapça Rus bilmesi gerekiyor. Geliyor. Rusça Rusya bilmesi ya, gerekiyor. Rus tercüman. İki aynen. günlük diyorsunuz. Aynen öyle. O şirket Rusça bilen personeli gönderiyor. O sizin adınıza ilgileniyor vesaire ve günün sonunda size bir fatura kesiyor. Türkiye'den. Tercüman. Türkiye'den. Şey tabii, tabii Ve onun %50'sini devlet A ödüyor. Aynen öyle. Tercümanlık hizmetleri de destekleniyor. Artı siz e, sağlık turizmi şirketi olarak paketler oluşturuyorsunuz. Sistem bu şekilde işliyor. İşte yurt dışındaki hasta bir ülkeye tedavi olmaya gidecekse... Bu arada böyle balla kesiyorum. Aslında bayağı kanalın adı bir fikrim mi var? Biz şu anda girişimciler için veya yatırımcılar için Güzel bayağı fikir. fikir anlatıyoruz. Hatta aynen. o fikrin neredeyse sermayesinin yarısını da devletimiz zaten hibelerle aynen. veriyor. Ya sanki bir 100 bin dolarınız varsa... Bu işi yavaş yavaş başlanabilir <laughs> yani. Bayağı Aynen. bir fikir anlatıyorum. Aynen. Burada. Şöyle düşünün. Şimdi yabancı bir hasta başka bir ülkeye tedavi için gidiyorsa başka şeylerle uğraşmak istemez. Yani uçak bileti, konaklama, havaalanı transferleri. O sadece tedavisine odaklanmak ister. Bundan dolayı sağlık turizmi şirketleri genellikle paket program satarlar. Der ki, örnek veriyorum saç ekimi. Ki çok fazla görürsünüz sokaklarda da saç saç ekimi için Türkiye'ye gelmiş insanları. Saç ekimi paketi der ki 3000 euro. Bu 3000 euro'nun içerisinde uçak bileti vardır, otel konaklaması vardır, hastane masrafı vardır. İşte o noktada sizin Türkiye'ye getirdiğiniz her bir hasta ile ilgili 1000 dolar hasta başına uçak bileti desteği söz konusu devlet tarafından. Bunu bilmiyordum. Evet, 1000 dolar da her bir hasta ile ilgili uçak bileti desteği var. Bundan da yararlanabiliyorsunuz. Sağ Yani has, bu nasıl işliyor? Hastanın uçak biletini öde siz, siz mi ödeyeceksiniz? Şimdi şöyle siz e ee, örnek veriyorum bir paket oluşturdunuz. Ee, 3000 dolarlık bu 3000 dolarlık paketin içerisinde uçak bileti de var. Siz bu biletleri satın alıyorsunuz işte Türk Hava Yolları'ndan ya da Pegasus'tan havayolu şirketlerinden ve bunu satıyorsunuz. Karşı taraftaki müşteri müşteri size 3000 dolar ödüyor. Başka bir şey karışmıyor. Siz o bileti e, satın aldığınızda ve o hasta için o bileti kullandırdığınızda 1000 dolar sefer başına hasta başına destek alabiliyorsunuz. Bir gidiş, bir geliş 1000. Tabii gidiş dönüş bin dolar. Gidiş, dönüş, gidiş bin dönüş 1000 dolar. dolar destek alabiliyorsunuz. Çok güzel bir. Bu inanılmaz bir şey. Resmen Tabii. maliyetinizin aslında atıyorum Tabii. uçak bileti yüzde %20'si 30'udur. O karşılanıyor. Bunlar, düşünün, hastanın uçak biletini karşılıyor. E tercüman giderinizi karşılıyor. Yabancı dil bilen personelinizi karşılıyor. Artı bununla beraber en önemli yine kalemlerinizden birisi reklam, tanıtım. Özellikle sağlık turizmi için e, çok kritik Sosyal medya reklamlarınız, Google'da yapacağınız arama motorundaki reklamlarınız bunlar da destek kapsamında. 400 bin dolara kadar %60 oranında yine bu destekten de yararlanabiliyorsunuz. Artı sağlık turizmi şirketleri için çok önemli bir başlık. Web sitelerinin yönetilmesi. Çünkü satışı oradan yapıyor. Bir sağlık turizmi şirketi ya da sağlık kuruluşunun vitrini o web sitesi. Bütün sektörler için web sitesi önemlidir ama sağlık sektörü için çok daha fazla önemlidir. O yüzden bir sağlık turizmi şirketiniz olacaksa mutlaka profesyonel bir web siteniz olması lazım. Ve bu da çok maliyetli bir şey. Onun yönetilmesi, güncellenmesi, içerik eklenmesi, yabancı dil adaptasyonları bunlar çok maliyetli işler. Bunlar da destek kapsamında. Bunlardan da yararlanabiliyorsunuz. 400 bin doların içerisinde. Yani özetle aslında bayağı tercümanımız karşılanıyor. Gelen hastanın uçak, uçak bileti, bileti karşılanıyor. karşılanıyor. Aynen. Mesela tanıtım filmleri de sanırım bunun kapsamında. Yani tabii, yıllık aynen. 400 bin dolarlık aslında bir evet, devletin verdiği bir bütçe var. var. 600 bin harcayıp 400 binini devlet geri ödeyebiliyor. Bunun içine firmanızın reklam tanıtım filmini yaptırtabilirsiniz evet, birine. Evet aynen. O reklamı sonra YouTube'dan YouTube reklamı Instagram reklamıyla yurt dışı reklamda geçerli bu. Doğru. Yani Türk, zaten yurt dışından hasta getiriyorsunuz. işte Rus hastalara mesela Instagram'da reklam yaptınız. O dediğiniz paranın da %70'i. Aynen. Rusya çünkü hedef ülke. %70'i geri geliyor. E sonra hasta uçak biletini alacak. Aynen. E, o, o da var veya çuman gönderdiniz onu da karşılıyor. Veya Rusya'da ofis açtınız onun Kirasını da karşılıyor. onun da %60'ı veya hedef ülke ise %70 ödeniyor. Yani biz aslında Ramazan Bey baya baya bu videoda aslında Aynen. müthiş bir iş fikri. Şu anda lokomotif sektör evet. ha tüm bunların evrak işleri bu kadar detay ya ben işime odaklanmak istiyorum. Bunu nasıl yapıyorum dediğiniz anda da zaten devreye Ramazan Beylerin şirketi giriyor. Kendileri birçok şirketin yani yüzlerce diye tabir edebileceğimiz şekilde farklı farklı sektörlerde bu hizmeti sunuyorlar. Sadece sağlık turizmi değil, mal ihracatı olabilir, SGK teşvikleri, işkur teşvikleri, yapım şirketiniz olabilir, bunlarla ilgili de zaten bilişim şirketiniz olabilir. Bu saydığı teşviklerin farklı türevleri farklı şirketler için var zaten. Bilişim şirketiniz varsa tercüman değil, yazılımcının maaşını Aynen. devlet ödüyor aslında. Ve bunu yapa yapa aslında bu kanalın da hayatına uygun aslında Tabii. bir fikrim mi var dedik. Buyurun size bir sürü fikir ve bunlarla ilgili tematik videolarımız istediniz. Buyurun alın size bir fikir. Ben gerçekten çok keyif aldım bu videodan. Her şeyi anlattık mı? Bu arada devam son iki var mı? destek, bitmedi mi? üç destek kaldı. Tamam ee, efendim sizi dinliyoruz. Şöyle ki normalde ihracat desteklerinde, Tüm destekler yurt dışına yönelik ya yani yurt dışında yapılan ya da yurt dışına yönelik faaliyetler desteklenir. Sağlık turizminde istisna var. Şöyle ki, sağlık turizmi şirketleri ya da sağlık kuruluşları yurt içerisinde yaptıkları organizasyonlar için de destek alabiliyorlar. Yurt içerisinde yurt dışına yönelik eğitim organizasyonu düzenlerseniz yıllık 500 bin dolara kadar %50 oranında organizasyon başına 100 bin dolar destek alabiliyorsunuz. Yurt içinde eğitim etkinliği. Yurt içerisinde yurt dışına yönelik eğitim programı düzenleyebilirsiniz. Ya da yurt içerisinde yurt dışına yönelik pazarlama etkinliği düzenleyebilirsiniz. Örnek veriyorum yurt dışından işte doktorları davet ettiniz bir yer kiraladınız bunu Türkiye'de yapıyorsunuz ama yurt içinde bir işte panel düzenlediniz o panelin amacı ama şu yurt dışındaki o doktorları buraya getirmek onlara bir pazarlama faaliyeti yapmak çünkü ya, ajenteleri ya da ajantaları çünkü size hasta gönderecek olanlar o doktorlar o acentalar. dolayısıyla bununla ilgili Onların uçak biletleri, otel konaklamaları, yer kiranız, catering hizmetleri, yine o süreçte kullanacağınız işte teknik araç gereçler. Bütün bunlar da destek kapsamında yıllık 250 bin dolara kadar bu da yurt dışına yönelik Türkiye'de yapacağınız pazarlama faaliyetleri. Çünkü diğer videolarda hep yurt dışında bir evet. mesela film şirketi ise yurt dışı lansman veya aynen. bir oyun şirketi ise yurt hep içinde hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ve evet yurt dışında bir lansmanın parası evet, ödeniyordu. Aynen, aynen. Veya işte Instagram'a reklam verdiniz yurt dışı. Aynen. Ama sağlık sektörüne yönelik Yurt dışında mesela örnek buradaki e, doktorlarınıza eğitim verdiniz. Eğitim de verebilirsiniz. Antalya'ya gittiniz bir otelde aynen. bir e, eğitim <laughs> etkinliği, hafta sonu etkinliği düzenlediniz. Onun da ücreti yurt dışında da olabilir bu arada. Aynen Veya... burada da olabilir, yurt dışında da. Amaç şey olacak, yurt dışına yönelik, sağlık turizmine yönelik bunu yapıyor olacaksınız. Bu konsepti oluşturacaksınız. Fikir de bizden. Hibeler de bizden, Aynen. artık ufak bir sermaye bulup başlaması da sizden. Ha, başladığınız zaman danışmanlığı da Ramazan Bey'den. Vallahi çok kompakt bir video Aynen, oldu kesinlikle. bu. A'dan Z'ye her şeyi anlattık. Bunun gibi de birçok video, özellikle Ramazan Bey'le bu teşvik konusunda birçok video var kanalımızda. O yüzden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Haftalık birçok içerikler var girişimcilikle ilgili ve bir sonraki videoya kadar hepinize iyi girişimler.